Ben Tanzanya'dan, 15 yaşındayım. Merhaba, adım Erika, Brezilya'dan geldim. Renkleri, memleketleri ve hayatları birbirinden tamamen farklı yaklaşık 500 insan tek bir dil konuşuyor. Sevgi dilinde buluşan 100 farklı ülkeden gelen çocuklar 2 Haziran'daki büyük final için İstanbul'dalar. Nereden geldin? Japonya'dan geliyorum. İkiniz de Japonya'dan geliyorsunuz. İsimlerinizi öğrenelim. Senin ismin ne? Benim adım Yumi. Yumi, senin adın? Benim adım Hana. Hoş geldiniz diyoruz size. Hoş bulduk. Tarihi fesane rüya gibi görüntülere sahne oluyor. 100 farklı ülkeye mensup yarışmacılar hep birlikte uçurdukları güvercinlerle bütün dünyaya barış mesajı veriyor. 5. Türkçe Olimpiyatı'nın kahramanları İstanbul'a geldiler ve burada muhteşem görüntüler oluşturdular. Dünyanın 100 ülkesinden gelen 500'den fazla yarışmacı 2 gün boyunca fesanede kalacaklar ve burada kültürlerini sergileyecekler. 100 ülkenin katılımıyla kesilen kurdeleyle bir ilk gerçekleştirilmiş oluyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen ülkeler burada aynı zamanda kendi kültürlerini de tanıtıyor. İşte şu anda biz Kazak çadırındayız ve görmüş olduğunuz gibi burada Kazaklar Kazak misafirperverliğini en güzel şekilde gösteriyorlar ve Türk misafirlere pilav ikram ediyorlar. Kazak pilavını nasıl buldunuz? Harika, harika. Şu anda geleneksel bir Kazak çadırındayız ve görmüş olduğunuz gibi mükellef bir sofra var. Burada biz de ilk defa kımızın tadına bakacağız. Kımız bizim ayranın biraz daha ekşimiş haline benziyor. Size öyle anlatabiliriz. Feshanedeki müthiş manzara sanki bütün dünyanın İstanbul'a konuk olduğunu gösteriyor gibiydi. Ülke ülke gezip farklı kültürleri bir bir tanıyoruz. Bir başkadır benim memleketim. Beraber lay 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 lay. Şenliklerin açılışını yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer de dilimizi konuşan yabancıları görmekten duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Günün birinde belki bizler görmeyeceğiz, belki bizden sonrakiler de görmeyecek ama benim inancım şudur ki bir gün dünyada konuşulan tek dil Türkçe olacak. Tarihi fesane belki de bugün tarihinde görmediği bir gün yaşıyor. Zira burada bugün 100'den fazla ülke var. Ancak burada kimse yabancılık çekmiyor. Türkçe ortak paydasında buluştuk ve buradaki herkesle Türkçe anlaşıyoruz. İşte hemen sol tarafta Japonya var, İtalya var, Kamboçya var, Laos, Kosova. Bu ülkeler saymakla bitmiyor ama burada bugün sadece Türkçe konuşuluyor. Çıktıkça çıkıyor mu içinden? Evet, çıktıkça çıkıyor. Farklı kıyafet ve kültürleriyle fesaneyi dolduran öğrenciler herkese Türkçe seslenerek İstanbullulardan büyük ilgi görüyor. Bazı yarışmacıların özel yetenekleri var. Mesela şu anda yanımızda Evans arkadaşımız var. Evans İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere biliyor ve şu anda bize birazcık okuyacak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bu renkli görüntüleri yerinde görmek isteyenler cumartesi günkü finale kadar feshaneye gelerek öğrencilerle ana dillerinde konuşup huyu bir sohbet yapabilirler. Çünkü burada dünya Türkçe konuşuyor. Dünyaya atılan bu sevgi köprülerinin tabii ki birer mimarı var. Evini, ailesini, eşini bırakıp adını bile ilk kez duyduğu ülkelere gidip oralarda sevgi tohumları eken kahraman öğretmenlerimizden bahsediyoruz. İşte dünyayı Türkçe konuşturan o isimsiz kahramanlar. Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Tarihi bir güne ev sahipliği yapan İstanbul Feshane'de bambaşka bir heyecan içinde olanlar da vardı. Türk
Türkiye'den bütün dünyaya uzanan sevgi köprülerinin tabii ki bir mimarı var, mimarları var. İşte şu anda NEPA standındayız ve yanımızda bir öğretmenimiz var, o mimarlardan biri var. Efendim çok önemli, çok güzel bir manzara. Neler hissediyorsunuz? En az bir de çocuklar kadar mutlu, çocukların mutlu olması zaten bizleri çok mutlu ediyor. Aslında her biri dünyanın farklı ülkesine gitmiş ve geride sevdiklerini bırakmışlardı. Hedef sevgiyi, güzelliği paylaşmayı anlatmak olunca hiçbiri geriye dönmeyi aklına bile getirmemişti. Bütün arkadaşlar zaten işin bilincindeydi giderlerken de acaba anne babayı üzer miyiz vardı. Artık istiyorlardı ki birlikte olalım. Galiba biraz üzüldüler ama onlar da biliyorlardı biz ne için oralara gittiğimizin farkındalardı. Oraya gitmemizin sebebi bir sevda. Ve ben biliyorum ki buraya gelen arkadaşların da hepsi aynı sevdalı yurt dışına çıkmışlar. Ve şurada onların semeresini görebiliyorum. Yani onların ektikleri tohumun çıkarmış olduğu meyveler şu anda size bir şeyler sunuyorlar. Gittikleri yerlerde ektikleri sevgi tohumlarının yeşerdiğini görmek onların bütün vatan özlemlerini dindiriyor. Aileden ayrılmak zor. Annemden babamdan ayrılmak çok zor. Ama orada olmak da çok güzel. Her ne kadar hasret var, Türkiye'ye karşı bir özlem var. Ama oradaki insanları gördükçe, oraya gidiş gayemizi hatırladıkça bunların hepsi ikinci planda kalıyor. Destansı bir hikayede takdir edilecek büyük emekleri olan fedakar öğretmenlerimiz alçak gönüllülükleriyle de insanlığa en güzel derslerden birini veriyor. Belki ön planda öğretmenler görülür ama biz özellikle Türkiye'den bizlere yardımlarını esirgemeyen Türk halkına, esnaflarına buradan teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.